Değerli basın emekçileri, hepinizin bildiği üzere ülkemizi ve bütün dünya etkisi altına alan pandemiyle mücadelemiz iki yıldır devam ediyor. Bir ülke düşünün ki salgın hastalığın yayılmasına engel olmak için mücadele etmesi gerekirken, salgında yitirdiğimiz insanların sayısal verilerini saklamak için mücadele etsin. Ölüm sayılarını saklayarak salgını yok sayan bir yönetim düşünün. Ülkemizde vatandaşlarımızı gömecek yer kalmadı diye Yeni mezarlıklar açıldı. Aileler bile son görevlerini yapamadı. Ölüleri üst üste gömüldü. İstedikleri kadar vaka sayılarını, ölen hasta sayılarını saklasınlar. Soruyorum. Kimsesiz gibi gömülenleri yakınlarından saklayabilirler mi acaba? Ölüm nedenlerini istedikleri gibi değiştirsinler. Annesine, babasına veda bile edemeyen çocuklarını inandırabilecekler mi? Herkes tüm gerçeği biliyor. Bu ülkede iktidar Sağlık Bakanlığı bu süreci yönetemedi. Hayat eve sığar dediler ama buzdolapları boş mu, dolu mu düşünmediler. Hayat eve sığar dediler, elektrik, su, doğalgaz faturalarını düşünmediler. Hayat eve sığar dediler ama patronlar, işverenler öyle düşünmedi. Hayat eve sığar ama iş eve sığmaz diyerek Birçok emekçi işinden ettiler. İşten çıkarmalar yasaklandı diye onun bile kolayını buldular. Emekçiyi süresiz, ücretsiz izne çıkardılar. Olan yine emekçiyi oldu. Hayat eve sığar dediler. AKP kongreleri düzenleyip salonları lebalep tıklım tıklım doldurdular. Şu iki yıl boyunca hayata ve sığmadı. Çok acı ki. Değerli basın mensupları, faturalarını... Ev kirasını ödeyemeyen babalar eve sığamadı. Çocuğunun önünde bir kap yemek koyamayan anneler eve sığamadı. Aman yavrularımıza virüs bulaşmasın uzaktan eğitim yapalım dediler. Evinde interneti olmayan, çocuğuna tablet alamayan ebeveynler sadece uzakta kaldılar. Esnaf kepenk indirdi. Şoförler kontak kapattı. Çiftçinin üretimi Elinde çürüdü, ekonomi çöktü, Türk parası değer kaybetti. Onlar ne yaptılar? İban attılar. Yaşlılarımız eve hapsedildi, nefes alamadılar. Yeni doğan bebekler ağacı, toprağı, gökyüzünü tanımadan iki yaşına geldi. EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan sekiz yaşındaki yavrumuzu unutmadık, kaybettiğimiz yavrumuzu. Ya üniversite sıralarına oturmamış, kampüsüne gitmemiş gençlerimiz. Sanatçı sahneden indi, müzik sustu, umutlar tükendi, çareler bitti. Ama evi saray olanlar sandı ki herkesin evi saray. Hayat onların evine sığdı ama vatandaşın evine sığamadı. Geriye işsizlik, yoksulluk ve bozulmuş psikolojiler kaldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Covid-19 Danışma Kurulu olarak pandeminin gerçeklerinin silinip gitmesine izin vermedik ve vermeyeceğiz de. Sağlık Bakanlığı salgın boyunca pandemiyi sosyoekonomik, toplumsal boyutlarıyla doğru verilerle ortaya koyan tek bir çalışma yapmamıştır. Tek bir rapor ortaya koymamıştır arkadaşlar. Koskoca Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamadığı bu Covid-19 raporunu yaşananların kayıtlara geçmesi adına, çocuklarımıza tarihte kalması adına biz hazırladık. Sağlık Bakanlığı'na da iki yılın gerçeklerini biz göndereceğiz. Raporun içeriğinden biraz bahsetmek isterim. AKP iktidarı COVID-19 pandemisiyle mücadelede sınıfta kaldı. Baştan bunu söyleyelim. Ne sosyal devlet anlayışının gerekliliklerini yerine getirdi ne de bilimsel bir yol izledi. PCR testi yaparak vakaları erken yakalamadı. Geliştirilen hızlı testleri uygulamaya sokmadı. Ekonomik kaygıları sebebiyle vatandaş izole olamadı. Vaka hasta ayrımı yaparak salgından ziyade rakamları kontrol altında tutmaya çalıştı. Bulaştırıcılık açısından çok önemli bir grup olan 5-11 yaş arası çocuklar hala aşılanmadı. Öyle ki oluşturduğu bilim kurulunun dahi özgür ve bilimsel olarak çalışmasına imkan vermedi. Covid-19 konusunda yol gösterecek bilimsel araştırmanın yapılmasına hükümetin iznine bağladı. Başta Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olmak üzere yerel yönetimleri pandemi mücadelesine dahil etmedi. Oysa yerel yönetimler bu anlamda büyük emek koymaya her şeye rağmen devam etti. Belediyelerimizin pandeminin sorunlarını hafifletmeye çalışan uygulamalarını yasaklamalarına rağmen. CHP'li belediyelerin başlattığı bağış kampanyası için açılan banka hesaplarını bloka etti. Türkiye'de pandeminin başından bugüne partimizin belediye kayıtlarından derlediğimiz bilgiler çerçevesinde 28 Şubat 2022 tarihi itibariyle ülkemizde COVID-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı'nın bildiriminden yaklaşık 2,1 kat daha fazla olarak yani 197.529 kişi olabileceğini tahmin etmekteyiz. Belediyelerimizden aldığımız verilerin oranlanmasıyla. Sağlık Bakanı tarafından Türkiye'nin huano olarak adlandırılan İstanbul'da bulaşıcı hastalık ölüm hızı milyonda 2551 iken 7 ilin yani Artvin, Bolu, Kırşehir, Edirne, Tekirdağ, İzmir ve Hatay'ın bulaşıcı hastalık ölüm hızı İstanbul'dan daha yüksektir. Edindiğimiz bilgilerden anlıyoruz ki Türkiye'nin Wuhan'ı İstanbul değil. Sağlık Bakanlığı'nın ta kendisidir. Yanlışları say say bitmiyor. Varyant analizi yapılmamıştır. Danimarka'da doğrulanmış olguların yüzde %13,7'sinin genetik analizi yapılmışken bu oran Türkiye'de yalnızca yüzde 0,6'dır. 2019'da pandemi hazırlık planının güncellenmesi de hazırlık söyleminin önemli unsurlarından biri olarak bakanlık tarafından vurgulandı. Ama bu da sadece sözde kaldı. Gerek bu plandan hareketle bir COVID-19 hazırlık ve strateji planlaması hazırlanmaması, gerek de var olan pandemi hazırlık planının genel hazırlıklarının uygulanmaması nedeniyle pandemiye hazırlıksız yakalandık. Testler yetersiz kaldı. Covid-19 pandemi sırasında epidemiyolojik göstergelerle salgının seyrinin izlenebilmesi için günde bin kişi başına beşin üzerinde test yapılması önerilmektedir. Türkiye'de maalesef Covid-19 pandemisinde 2020 ve 2021'de günde bin kişi başına beş test sayısına hiç ulaşılamamıştır. Türkiye'de salgının ilk altı ayında bin kişi başına birin altında olmak üzere çok az sayıda test yapılabilmiştir. Hızlı antijen testlerine gelirsek bilim insanları, meslek örgütleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarlı taleplerine rağmen salgının son dönemleri de dahil olmak üzere hiçbir zaman gündeme alınmadı. Türkiye'de hızlı antijen testleri yasakken ürettiğimiz testler dünyada salgının kontrolü için önemli rol oynadığı başka ülkelere yollandı. Türkiye'de testler dünyadaki pek çok ülkenin aksine belirli dönemler dışında sadece belirti gösterenlere yapılır. Bin kişi başına düşen test miktarında Türkiye'de 1578 ile çok geride kaldığını görüyoruz. Bu sayı Danimarka'da Türkiye'nin yüzde 565 fazlası. Yani 10.338 oldu. Salgının başından beri COVID-19 sağlık çalışanları için bir meslek hastalığıdır demekten dilimizde tüy bitti. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu düzenlemeyi yapmadı. Veriler hala gizli. Türkiye'de yalnızca toplam doğrulanmış COVID-19 olgu ve ölüm sayısı açıklanmakta. Klinik ve epidemiyolojik olarak tanı konulan olgular ile olası kuşkulu olgular ve bunlardan yaşamını yitirenlere ilişkin herhangi bir veri açıklanmamaktadır. Doğrulanmış olgu ve ölümlerin de yalnızca toplam sayısı açıklanmakta. Yaş, cinsiyet, meslek, sosyal sınıf, ikamet edilen il, eşlik eden hastalık gibi herhangi bir epidemiyolojik dağılım raporlanmamaktadır. Sağlıkçıların özlük haklarını vermek yerine siz kahramansınız dediler. Pencerelerden alkışlattılar. Kısacası ...iki yıl boyunca pandemiye ilişkin Türkiye'de düzen yapılan tek şey Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pandemi içerikli tweetleridir. AKP iktidarının parçası olan hiçbir yönetici taşın altına elini koymadı. Hayat pahalı aldı başını gitti. Az yiyin bile dediler. Markete alışverişe tok karınla gidin dediler. Biz de bu iktidardan Covid-19 raporu beklemeye devam edecek değildik. Üzerimize düşeni yaptık ve Cumhuriyet Halk Partisi Covid-19 danışma kurulu olarak yapmaya da devam edeceğiz bugünden sonra da. Biz bilimin ışığında bir pandemi sürecini önerdik. Onlar sahte başarı vurguları için her şeyi yaptı. Biz verileri şeffafça açıklayın dedik. Onlar pandemi yerine verilerle mücadele etti. Biz aşı tedarikinde geç kalıyorsunuz dedik. Onlar sadece oyaladı. Biz etkili test yapmıyorsunuz dedik. Onlar sadece semptom gösterenlere test yaptılar. Biz antijen testlerini kullanalım dedik. Onlar ülkemizde üretilen testleri yurttaşlarımıza reva layık görmediler. Biz 5-11 yaş arası çocuklar aşılanma kapsamına alınsın dedik. Onlar kulaklarını tıkadı. Biz varyant analizi için gen konsorsiyumu kurulsun dedik. Onlar etkisiz göstermelik analizleri savundu. Biz Covid-19 meslek hastalığıdır dedik. Onlar değildir dedi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Covid-19 danışma kurulu olarak tüm süreçte doğruları söyledik. Onlar kulaklarını sıkı sıkıya kapattı. Biz halkımız için çözüm önerilerini getirdik. Onlar halkımıza zulmetti. Sonuç olarak pandemiyi yönetemeyen ya da yönetmek istemeyen iktidar ülkemizdeki hem yüksek sayıdaki vakalardan hem de yüksek sayıdaki ölümlerden sorumludur. Hamasete gerek yok. Pandeminin iki yılını içeren bu raporda bu gördüğünüz raporda evet. Biz tüm süreci bilimsel bir şekilde değerlendirdik. Onların da işini kolaylaştıracak. Bu raporu bakanlık ile de paylaşacağız. Alanında uzman hocalarımızla birlikte hazırladığımız değerlendirme raporumuzda önemli başlıklara yer verdik. Bu raporumuzda özellikle COVID-19 hastalığı ile ilgili bilgilendirmelerimiz, Türkiye'nin pandemiye hazırlık süreci ile ilgili ee, başlıklarımız pandemi eylem planı ile ilgili görüşlerimiz test politikaları tedavi rehberleri e, hastanın hastalığın bulaşmasının engellenmesi e, farmakolojik olmayan önlemler yine kişisel koruyucu önlemler covid 19 ve çalışanlarla ilgili hazırladığımız çalışma ayrıca umumi Hıfzı Sağ Kanunu işlevi covid 19 danışma kurulu basın açıklaması Önlemleri alma zamanı ile ilgili e, başlıkları ve Türkiye'nin 21 ilinde bulaşıcı hastalık ölümleri raporu olmak üzere çok kıymetli bilgileri bulacaksınız. Temennimiz çözüm önerilerimizin dinlenmesi. Temennimiz bir an evvel bir tek can daha kaybetmeden bu süreci atlatmak. Temennimiz sağlıklı günlerimize geri dönmek. Evet, geliyor gelmekte olan diye boşuna demedik önce sağlığımıza kavuşacağız sonra da sandıkta biz çıkacağız ve aydınlık günlere kavuşacağız